Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle fragmentteki backstage kavramının ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak neden böyle bir ders anlatma gereği duyuyoruz? Çünkü özellikle fragmentleri kullanırken back yani geri tuşu bize default olarak sorun teşkil ediyor. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela sizin bir tane activity 1 diye bir layout'unuz var ve burada da bir buton var. Butona bastığınızda gidecek burada yeni bir aktivite açılacak diyelim. Siz eğer burada geri tuşuna bastığınızda Android'de otomatik olarak aktivite 2 kaybolacak ve ekranda sadece 1 kalacak. Bu çok güzel olmasını istediğimiz şey. Ama fragmentler söz konusu olunca olay böyle olmuyor. Sizin mesela bir tane yine aktivitiniz var. Ve bunun içine gidiyorsunuz, bir tane A fragmenti ekliyorsunuz. Daha sonra yine gidiyorsunuz başka bir transaction'la buraya bir tane B fragmenti ekliyorsunuz. Şimdi burada geri tuşuna bastığınızda aslında olmasını istediğiniz şey nedir? B oradan kaybolsun, A'ya gelsin. Ama işte fragmentlerde eğer siz bunu özellikle ele almazsanız böyle olmuyor. İlgili aktiviteden çıkıyor. B'den A'ya gelmiyor, bütün aktivite yıkılıyor ve uygulamadan çıkıyor. İşte bu yüzden Android'de backstack denen bir şey var. Yani bir yığın yapısı. Şöyle ki, şöyle bir tezgah düşünelim. Buraya bir tane tabak koyduk, değil mi? Mesela A'yı ekle. Et A. Daha sonra gittik, B'yi ekleme fragmenti yaptık. Fragment olarak bir transaction B yaptık ve bu da B'yi ekli oldu. Daha sonra başka şeyler yaptık. Geri tuşuna bastığınızda bu sefer eğer siz buraya eklediyseniz bunları add B kayboluyor, add A'ya geliyor. Bu yığın yapısının mantığı şöyle oluyor. İlk giren son çıkıyor. Yani en son yaptığınız işlemden ilk yaptığınız işleme doğru sürekli olarak bir geri eleman çıkarma işlemi var. Siz eğer buradaki elemana ulaşmak istiyorsanız özel bir metot yazmadıkça bunları kaldırmanız gerekiyor. Hepsinden tek tek bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bir de resimlerden bakalım, belki daha açıklayıcı olur. Dediğimiz gibi eğer sizin böyle bir ve ikinci aktiviteniz varsa geri tuşuna bastığınızda ikinci aktivite oradan kaybolacaktır. Birinci aktiviteye geçecektir. Sorun şurada başlıyor. Ben eğer ikinci aktivitime fragment A ekleyip hatta üstüne bir de fragment B eklediğimde ve geri tuşuna bastığımda burada olan değişikliklerin hiç önemi olmuyor ve direkt birinci aktiviteye geri geliyor. Şuradaki gibi fragment A'dan fragment B. Geri tuşuna bastığımda ama olmasını istediğimiz nedir? Fragment B kaybolsun, A kalsın. Bu gibi durumları ele almak için işte neyi kullanmamız lazım? Backstay'i yani geri yığınını kullanmamız lazım. Böylece biz back tuşuna bastığımızda fragmentlerin transaction sırasına göre geri alma işlemleri yapabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey bunları ilgili transaction'larda add to backstep metoduyla bunları bu siteye eklemek. Yani bu yığına eklemek. Siz bunu null verebilirsiniz veya buna bir string tag atayabilirsiniz. String tag'lar ne işe yarıyordu? İlgili işleme bir etiket vuruyordu. Ben buraya mesela add frag a yazarsam fragment a'nın eklenme işlemine bir etiket vuruyorum ve bunu ilerleyen zamanlarda da nasıl kullanacağımızı anlatmaya çalışacağım. Pop stack back ise buraya böyle yığın yaptık. İşte ilgili transaction'ları böyle ekledik ya. Eğer siz direkt pop stack back derseniz en üstten başlayarak bir bir aşağı almaya başlıyor ilgili işlemleri. Bunun da farklı kullanımları mevcut. Bu default olanı. Siz eğer buna tag verirseniz mesela A'nın eklenmesine biz add A dedik, değil mi? B'nin eklenmesine add B dedik. Daha neler olabilir? İşte remove A da bir transaction'dır. Onları yazdınız. Verdiğiniz tag'i işte buradaki transaction'lara etiket olarak kullanıyorsunuz. Şuradaki flag dediği de iki tane değer alıyor. 0 derseniz arkadaşlar ve add a derseniz add a'ya kadar olan bütün işlemleri iptal ediyor. O stack'ten yani yığından çıkarıyor ve direkt
anın eklendiği transaction'a geri dönmüş oluyorsunuz. Yok eğer siz Popback Stack Inclusive Flag'ini yani bayrağını kullanırsanız bu sefer Add A'yı da çıkarıyor. Yani buraya kadar değil, bununla beraber bütün hepsini çıkarmış oluyor. Önce teorik bilgi vereceğiz. Daha sonra pratikte çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bir de şuna bakalım. Biz transaction'larımızı nasıl yapıyorduk? Önce bir tane fragment nesnesi yaratıyorduk. Daha sonra bir tane fragment manager çağırıyorduk. Ve bu fragment manager ile transaction'ımızı başlatıyorduk, değil mi? Yapacağım transaction A fragmentini container'a eklemek. Şimdi bunu back tuşuyla hani kontrol etmek istiyorsanız şu transaction commit yani onaylanmadan önce bunu add to backstep metoduyla eklemeniz gerekiyor. Ne demiştik? Buraya biz null atayabiliriz ya da böyle bir tag verebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu yığına eklenen fragment A değil, şuradaki transaction işlemidir. Buna dikkat edelim. Yani A'nın container'a eklenme işlemini ben add frag A diyerek buradaki bu yığın yapısına tekrar söylüyorum bir yığın böyle ekliyoruz. Bu sefer buraya ne geldi? Birinci element olarak bu geldi. Gördüğünüz gibi burada da göstermiş aslında. Bir tane backsteam var. Add frag A'yı buraya ekledi. Daha sonra gittiniz böyle bir transaction yarattınız. Bu sefer de ne yapacak? Burada B fragmentinin eklenme transaction'ı var. Bunu alacak, buraya koyacak. Last in, first out. Son giren ilk çıkar. Yığınların mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada biraz daha işleri karıştırıyoruz. Öncelikli olarak ekrana A fragmentini ekliyoruz. Yığınımın sıfırıncı elemanına geldi. Daha sonra B fragmentini ekrana ekliyoruz. Bu transaction'ları da add to backstack ile yığınımıza alıyoruz. Daha sonra C'yi ekleme işlemini yapıyoruz. Daha sonra C'yi ekrandan siliyoruz. Bunu da buraya aldık. Daha sonra D'yi ve sonra da E'yi ekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi tagler kullanılmış. Burada null ifadeyle bunlar eklenmiş. Şimdi hangisini kullanmanın avantajı, dezavantajı ne onu anlatmaya çalışalım. Siz eğer pop backstack derseniz ilgili transaction'la, pardon ilgili manager'la ve yanına da 0 gibi bir integer değer sunarsanız arkadaşlar şu add frag d'nin üstünde kalan bütün elemanlar yığından çıkarılır. Şimdi bunun üstünde zaten bir tane eleman var ya, ben şunu şöyle anlatayım. Mesela siz buraya add frag d değil, d değil de add frag c ve 0'ı yollarsanız eğer sizin yığınızın üstündeki şu elemanların, şu olayların hepsi ne olacaktır? Yığından çıkarılacaktır ve activity ekranınız fragment C'nin eklendiği ana geri dönecektir. Peki burada böyle bir şeyimiz var mı? Mesela ben böyle bir yapı kullanıp şuraya gelmek istiyorum. Fragment B'nin eklendiği yere gelmek istiyorum. Maalesef ki eğer siz bundan null olarak geçerseniz yani herhangi bir tag etiket atamazsanız böyle bir şey yok. Sürekli olarak pop backstack metodunu çağırmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ilgili transaction'ları backstack'e eklerken mümkün olduğunca buradaki tag'leri kullanmaya çalışmamız gerekiyor. Peki buradaki bu pop backstack inclusive ne işe yarıyordu? Yine örnekle anlatayım. Eğer siz şuraya rem frag c diyor ya add frag b dersiniz ve yanına da bayrak olarak şunu yazarsanız bu sefer bunun üstündekiler iptal olduğu gibi buraya verdiğiniz şuraya verdiğiniz yani add frag b de iptal oluyor ve sizin activity ekranınız fragment a'nın eklendiği ana geri dönüyor. Yine dediğim gibi burada öyle bir şansımız yok. Siz eğer buraya dönmek istiyorsanız bunu 1, 2, 3, 4 defa şu metodu çağırmanız gerekecek. Hemen şundan da bahsedelim. Siz mesela bir ekranda bir transaction başlatıyorsunuz ve bu transaction sadece bir tane değil. Bu örnekte de görüldüğü gibi 3 tane işi yapabilir.
Bu transaction yardımıyla siz Fragment A'yı Container 1'e, Fragment B'yi Container 2'ye ekleyip Container 3'tekini de Fragment C ile değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz 3 tane eylemi add to backstack derseniz 3'ü ayrı ayrı gelmez de şuradaki isim ile ne yapar? Bir eleman olarak buraya eklenir. Ekranınız şu şekilde oldu ve back tuşuna bastığınız an ne olacaktır arkadaşlar? Bunlar sırasıyla tek tek kaybolmayıp 3'ü aynı anda iptal olacak ve ilgili aktivite kapatılacaktır. Eğer öncesinde başka bir aktivite yoksa. Bu aslında güzel bir şey. Mesela bir tableti düşünün. Bir tane transaction'la şöyle bütün alanları şöyle doldurdunuz. Yani aktivite çalıştığında tüm hepsi oluştu. Yani back tuşuna basıldığında bunu ayrı, bunu ayrı, bunu ayrı çıkarmak yerine hepsi iptal olur. Bu da aslında güzel bir özellik. Ha siz bunu böyle istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Her bir işlem için ayrı bir transaction yapmanız gerekiyor. Evet. Teorik bilgimiz bu şekildeydi. Şimdi gelelim pratiğe. Pratikte arkadaşlar ben yine vakit kaybı olmasın diye daha önce transaction'ları anlatırken şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsanız. Ekle A deyince fragment A'yı ekliyordu. Çıkar deyince çıkarıyordu, değil mi? Bu örneği kullanacağım. Yalnız şurada 3 tane metot tanımladım. 3 tane buton daha koydum. Bu butonlardan bir tanesi şuradaki back butonunun yaptığı işi yapacak. Pop A, add A dediği A fragmentini ekleme işlemini geriye alacağız. Inclusive yoldan. Inclusive dediğimiz neydi? Hani yanına flag yazdığımız yerde. Aynı şekilde bir de Fragment B'yi geriye aldığımız işlemi yapacak. Bunları sadece böyle tanımladım ve şuradaki aktiviteyi açarsanız gördüğünüz gibi bunlara metotlar ekledim ve main aktivitede bu butonlar şu an boş şekilde bekliyor. İlerleyen derste bunu yapacağız. Ama bu dersi transaction'ların bir özetini yaparak bitirmek istiyorum. Siz transaction'larda birkaç tane metodumuz vardı. Mesela ekle A butonu ne yapardı? İlgili layout'a fragment A'yı ekliyordu. Çıkar dediğimde onu remove ediyordu. Ekle B'de B fragmenti için aynı şeyleri yapıyordu. A ile değiştir demek ilgili layout'ta A olsun olmasın oraya A koyuyor. B ile değiştir demek ilgili layout'ta B olsun veya A olsun veya hiçbir şey olmasın. Orada ne var ne yok umursamıyor ve oraya gidiyor. Fragment B'yi koyuyor. Attach ve detach'lerimiz vardı bizim. Bunlar ne işe yarıyordu? Şöyle hepsini bir çıkaralım. Ekranım boş. Attach A dediğimde gördüğünüz gibi A fragmentini bulamıyor. Bunu yapmak için öncelikli olarak A'yı ekliyorum. Detach dersem arkadaşlar ne yapıyordu? Bunun layout'unu yok ediyordu. Ama fragment ile ilgili onCreate falan hala arka planda çalışıyor. Detach ettikten sonra attach yaparsam layout tekrardan yaratılıyordu. Şunu bir daha çıkaralım. Show A ve Hide A ne işe yarıyordu? Ekranda yine var olan bir fragment A'nın olması lazım bunların çalışması için. Hide'a basarsanız fragmentiniz her şeyle oradayken bir tek visible yani görünürlük özelliğinden kaybediyor. Show da bu özelliği ona geri veriyor. Ama herhangi bir layout'u veya herhangi bir detach olma işlemi, destroy olma işlemi söz konusu değil. Umarım fragment backstack'lerin ne işe yaradığını, ha şöyle anlatayım, öyle bitirelim. Çıkardım mesela. Mesela ben şimdi A'yı ekledim. Daha sonra da B'yi ekledim, değil mi? Ben şimdi burada back butona bastığımda A'nın eklendiği A'na geri dönmek istiyorum aslında. Ama gördüğünüz gibi aktivite gidiyor. İşte bir sonraki derste yapacağımız işlemlerle bu back butonunun davranışlarını kontrol etmeyi öğreneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.